Merhaba değerli izleyenler, ben Tunca Arslan. Yanımda Orhun Kayap ile birlikte bugün yine gündemi değerlendireceğiz. İlk haberimizde Assassin's Creed Odyssey'den kendisi bir anahtarlık sayesinde ortaya çıktı. Aynen öyle. Önce bir sızıntı olmuştu ve bu sızıntının üzerinden çok geçmeden Ubisoft zaten kendi Twitter hesabından bir teaser trailerla oyunu duyurdu. Ve tahmin ettiğimiz üzere antik Yunan döneminde geçecek olan bir oyunla karşı karşıyayız. İki ay önce zaten sızıntısı gelmişti, biz konuşmuştuk da. Evet. Bu sefer anahtarlıkla geldi, sonra Ubisoft'ta artık resmi olarak bunu duyurdu. Duyurdu. Şimdi teaser trailer'da direkt zaten herkesin gözüne çarpan This is Sparta göndermesi çok net. 300 evet. Spartalı'ya yapılan bir gönderme. Zaten onun haricinde logosunda gördüğümüz Sparta miğferi de yani oyunun birazcık böyle bir hani şehir devlet dönemi zaten o dönemler. Ve Sparta'yı da içereceği hani göndermelerini çok net bir biçimde barındırıyor içinde. Bir de şey de var, bu arada Homeros'un İlyada ve Odyssey, yani hatta Türkçesi Odise diye geçiyor. Doğru, Odise diye değil. Romanlarına gönderme. Romanlarına değil gerçi. Eserlerine gönderme. Bunlar biraz... Destan ikisi de şiir gibi düşünün. O aynen. Şekilde yazılmış eser. Nazım biçiminde yazılmış olan şeydir. Bilmeyenler için böyle özetmiş oldum. Ben sevdiğim için böyle özellikle üzerine değinmek istedim. Odise'nin olayı da şeydir. Truva. Ünlü Truva Savaşı'nın sonrasını anlatan kısmıdır. Evet. Hani ya burada bir gönderme muhakkak var. Hikayeye bağlanacak olan kısmı vesairesi falan artık nasıl hani olacak onu bilemiyoruz ama çok bazı bir biçimde çok doğal olarak antik Yunan'a ve Yunan mitolojisine göndermelerle süslenmiş. O dönemlerden de zengin içerik ne varsa işlenebilecek büyük ihtimal hepsini tabii canım, bu oyunda göreceğiz. Çok net tanışacağız da bence zaten Homeros'la. Hani, bakalım. Yani, evet böyle. Başka bir detayı bende yok. Bir sonraki haber yapalım istersen. Ben ekstra detaylar duydum, onları söyleyeyim. Oyunu oynayanlar varmış, oynayanlardan gelen bilgiler. Aa. Ya basından sızan bilgiler daha doğrusu. Yine Kotaku kaynaklı Jason sürekli ondan geliyor bu sızıntılar o yüzden. Fallout da ondan gelmişti değil mi? Aynen, adamı burada şey piyasasını yapıyoruz. Baya. Ya onun duyduğuna göre oyun yüzyıllarca öncesinden geçiyormuş Origins'in. Zaten tarih akışı olarak da baktığında öyle olmak zorunda. Zorunda aynı dönem değil mi? Sequel olacak deniyormuş ama oyunda Bayek yokmuş söylenenlere göre. Ya yani oynadıkları kısımda Bayek yokmuş. Kadın ve erkek karakter seçilebiliyormuş. Bir de oyuna RPG öğelerini iyice arttıracaklarmış. Hani önceki oyunda Witcher'a biraz benzedi diyorduk ya, bu sefer diyalog seçenekleri de gelecekmiş oyuna. Hani olumlu. İyice kuvvetlenecek RPG kısmı da. Olumlu. Açıkçası yani böyle bir yöne gitmesi. Ya Assassin's Creed Origins benim nazarımda iyi bir oyundu. Genel olarak da sevildiğini ben düşünüyorum. Öyle yorumlar da geldi. Birazcık daha hani kendilerini RPG tarafına atarlarsa da daha da ilginç bir oyun haline gelebilir. Şey de söyleniyor yani... Oynadıkları kısımda görmemişler de teori olarak hani hem geçmişte geçen hem de aynı akışı devam ettiren yerlere gidip geldiğimiz bir oyunda olabilir mi? Ya zaten farklı zaman dilimlerine gidip gelme şansı olduğu için Bayek'te olabilir. Yani oynadıkları kısımda bu arkadaşların Bayek yokmuş. Pekala. Normal şartlarda yani bir üçlemede hiç şey görmemiştik. Yani gerçi bir tane üçlemesi vardı bundan evvel. Assassin's Creed, Brotherhood ve Revelations üçlemesi vardı ve şey akardı, kronolojik akardı. Burada kronolojiyi de bozuyorlar. Yeni bir şey daha deniyorlar. Olumlu. Bakalım. Bir de 31 Mart 2019'a kadar çıkmış olacağı söyleniyor oyunu. Onu da ekleyeyim. Güzel. Bir diğer haberimize geçelim o zaman. Buyurun. Star Citizen sürekli ne kadar para topladığıyla haber olan bir oyundu. Bir süredir gündemimize girememişti. Şu anda galiba yine ne kadar para toplayacağıyla ilgili. Aynen öyle. Bir DLC yapmışlar ve 27 bin dolara. Evet yani abartı da değil. Evet, yani, yanlış da söylemedim. Dolar. 27 bin dolar. Şimdi 4,5'tan hesaplayın abi. Neyse. Ya bu DLC'sini neyine güvenerek satıyor bilmiyorum ama alan da olur mu çıkar mı artık onun da haberi de yarın öbür gün yine düşer. Şöyle bir şey var, 117 tane uzay mekiği içeriyormuş bu DLC ve 163 tane de ekstra eşyaya sahip olacakmış. Şimdi 117 uzay mekiği dedim ya, işin ilginç kısmı burada. 27 bin dolar verdiğin zaman hani dersin ki ulan 117 uzay mekiği tamam hepsini veriyorlar herhalde dersin. Hayır, hepsini vermiyorlar. Ama hemen hemen hepsiymiş en azından şimdi. Abi hemen hemen falan 27 bin dolar, hani bak 250 dolar ama hemen hemen hepsi dese anlar mı? 27 bin dolar vereceksin bir de hemen hemen hepsi. Oldu canım. Yani gerçekten... Ya. Oralarda bence başka işler dönüyor olabilir bu Star Citizen'da. Bunlar para mı aklıyorlar? Ne yapıyorlar arkadaş? Bu nedir ya? Ya? Bu çok ciddi şekilde zaten hani var olan bir şey yani. Oyunlardaki hem microtransaction'lar, lootbox'lar ve DLC'ler şunlar bunlar dijital olarak satın aldığın, işlem yaptığın şeyler yurt dışında falan çok denetlenmiyor. Yani bu tür şeyleri çok açık ve zaten uzun süredir de hani Rusya'da ve çeşitli ülkelerdeki suç örgütleri bundan faydalanıyor. Yani hakikaten de bir şeyler dönüyor olabilir burada. Vallahi ben ya çünkü ya mantıklı değil. Hani bunca senedir oyun oynarım 27 bin dolarım olsa da bir DLC alsam dediğim oyunu şey alıyorsa. Bir de bu sadece şeyler için.
$1000 üzeri oyuna bağış yapmış önceden premium kullanıcılar için. Yani ya herkes içeriği, için sunmuyor. Öyle bir şey de vardı kaynağımız olan haberde. İçeriği görebilmek için bile $1000 vermeniz gerekiyor gibi bir şey hani yorum yapmışlar. Hakikaten de öyle ama tabii birileri alıp onu forumlarda paylaşmış ne var içeriğinde diye. Oradan biz de öğrendik. Bu oyunun başındaki abi çok eskiden de önemli uzay simülasyonlarını yapmış bir adam. Yani çok büyük beklenti var oyunda. Evet abi, ama hani bir yere kadar böyle gözüken bir oyun şüpheli gözüküyor. Adam başı $27,000 verecek kadar bir beklenti de yok. Kimse kusura bakmasın. Ya bu özel bir durum. Hani herkese şimdi çok şey olduğu için haber oluyor da tabii ki de herkese bunu sunmuyor. Hani her oyuncudan beklediği bir şey değil ama ne yapıyorsun yani $27,000. Evet ya şaşırmışlar diyelim. Bir sonraki evet. Haberime ben mi geçeyim yoksa sen mi devam et? Ben geçeyim. E3'ten yine bir haber vereyim. Microsoft'tan hep konuşmuştuk bir sürü oyun beklentimiz var diye. Yeni gelen söylentilere göre evet Gears of War gelecekmiş. Hatta 3 oyunla gelecekmiş. Bir tanesi klasik ana serinin devamı ya da yeniden yorumlanışı şeklinde bir oyun. Yani single player'ı, multiplayer'ı olan. Esas beklediğimiz yani. Bir tane ana oyun, bir tane gerçek zamanlı strateji Halo Wars gibi. Bir tane de Battle Royale. Evet. Battle Royale değil mi? Hakikaten tüy diktiler. Evet. Ya şey strateji tarafına birazcık sevinir gibi oldum. Çünkü Gears of War değil. Halo Wars. Dawn of War da öyle şey yapar ya. Warhammer evreninde geçen işte stratejileri de vardır. Hani o tarafa kaymaları güzel. Halo tarafında kaymaları da güzeldi. Halo Wars'a baktım ben çok beğenmediğim için çok konuşmadık üzerine ama. Halo Wars PC'de de bu arada vardı. Bu tarafta da yani Gears of War üzerinden bir strateji oyunu yapmak da evet mantıklı. Yani Battle Royale'de işte. Yani o da olsun diye yapılan yani bir şey. Yani orijinalinde aslında Fortnite'ı yapan Epic Games'in oyunuydu tabii. Artık Microsoft tamamen her şeyini aldığı için onlarla bağlantısı yok. Ya güzel gelsin tabii farklı türlerde gelsin. Hani ana oyunu çıkarttıktan sonra esas beklediğimizi hani çıkarttıklarından sonra bence çok problem yok. Yani Battle Royale'da biraz sonra esas beklediğimiz de ne derece iyi olur. Hadi o da ayrı tartışma ayrı. Konusu. Yani onu bunları çıktıktan duymak sevinici tabii de. Ya sonuç itibariyle single player hikayesi olan bir oyun geliyor mu? Geliyor. İçinde multiplayer de var mı? Sevinici. Geleceği var. Söyleniyor bu arada hani çok... Büyük ihtimalle gelecek. Evet. Söylenti. Aynen öyle. E3 videomuzda da konuşacağız zaten. Hani neler söylenti, neler var, neler yok vesaire diye. Evet. Yine o videoyu da izleyebilirsiniz. Epic Microsoft'tan Games. Neler beklediğimize dair. Epic Games demişken sıradaki haber sanki tam sen. Epic Games'i ilgilendiriyor. Özellikle Kore şubesini diyeyim. PUBG bildiğimiz iki Battle Royale oyunundan bir tanesi şu an. Bir diğeri de Fortnite. Dava açıyor. Kore'de, Güney Kore'de davayı açıyor ve sebebi olarak da telif hakları gösteriliyor. Yani Bloomberg'e yaptıkları bir açıklamada da hani şey tarafı, PUBG tarafı hani biz kendi telif haklarımızı, hani fikri mülkümüzü korumak için böyle bir dava açıyoruz falan diye açıklama yapmış durumda. Ve yani hani tam olarak hangi şeyden ötürü, öylesinden ötürü ona dair bir fikrimiz yok. Ama yani şu son zamanlarda değil yani sürekli çok da konuştuk bu konularda vesaire ama yani çok şey gelmiyor hani temeli olan bir şeymiş gibi gelmiyor. Tabii ki hani çok bariz bir fikri mülk ihlali varsa tabii ki dava açacaklar. Bu ayrı bir şey. Hani dava açmalarında garip olan bir şey yok ama yani aylardır var olan bir oyun. Tam olarak ne zaman başlandı, ne oldu da böyle bir davaya gittiler. Onun detaylarını ben göremedim açıkçası. İmaj olarak bence kötü bir hareket. Zaten aynen. Hani düşüştesin bir de bunu yapman belki de haklı olsan bile haklı mısın kesinlikle. Değil misin? Bilemiyorum. Bence haksız olma ihtimalin yüksek olabilir ama haklıysan bile seni haksız çıkartır. Çünkü bir tarafta öbür adam yükselirken sen değer kaybederken bunu yapıyorsan biraz cırlamış gibi gözüküyorsun. Hiç hayırlı değil. Gerçekten yani. Hiç hayırlı değil ve hani kendilerinde anlatabildiklerine inanmıyorum bu konuda ve bir de hani şey Amerikan mahkemelerinde de aç madem böyle bir şey var gibi bir durum var. Hani Güney Kore üzerinde böyle bir olayın dönmesi bilmiyorum hakikaten de. Ya Fortnite'ı da oturup övecek değilim ama hakikaten baktığınız zaman hem konuşulmasına hem işte izlenmeleri bilmem neleri falan hani evet. O yükselişteyken diğerinin düşüşte olması ya gerçi düşüşte dediğimizde bu arada hakkını da verelim. Hala 1.5 milyon oynayanı var her şey. Ne derler ona her gün. Ama bir garip geliyor insana. Ya bunları konuşmak bile benim aslına bakarsan hoşuma gitmiyor da işte. Böyle bir haber var arkadaşlar. Bilmiyorum. O zaman ben son haberimize geleyim. Öyle Pokemon. Çok bekledik kendisini. 2018'de bir Pokemon oyunu gelecek dendi ama hakikaten de geliyormuş ve beklediğimiz oyun değilmiş maalesef. Yani ana Pokemon RPG serisinin devamı 2018'de değil 2019'da gelecekmiş. Hatta 2019'un ikinci yarısı geleceği söyleniyor. Yani bütün yaratıcılığımızı oyuna odakladık, yükleniyoruz oyuna yapıyoruz diyorlar ama maalesef 2018'de göremeyecekmişiz. Peki 2018'de göreceğimiz oyun nasıl derseniz Pokemon Let's Go değil mi? Evet daha önce haberini vermiştik. Pokemon Let's Go diye bir oyun geleceği söyleniyor demiştik. Pokemon Yellow Remake olacak demiştik. Baktığında evet bir Pokemon Yellow Remake gibi havası var ama yani oyun yapısı olarak Yellow'a hiç sadık değil. Sadece Kanto'da geçiyor. Yine Yellow'daki gym salonları var, mekanlar var. Her şey orayla aynı. Ama oyun yapısı tamamen Go odaklı. Pokemon evet. Yakalayacaksan savaşıp zayıflatman gerekmiyor. Sadece Poketopu atıyorsun. Yani Safari Zone'da Pokemon yakalamak gibi bir şey. Ki
Pokemon savaşı yapmak senin kazandığın level'ın temel kaynağıydı Pokemon oyunlarında. Evet. Onu nasıl yapacaklar net açıklamadılar. Büyük ihtimal yakaladığımız Pokemon'lardan falan XP alacağız. Koleksiyon üzerine gidecekler gibi bir durum vardır orada. Ya ben hem hayal kırıklığına uğradım hem de bir yandan da mantıklıymış diye düşündüm ilk Let's Go'yu duyduğumda. Şundan ötürü Pokemon Go, yani mobil telefonlarda oynadığımız Pokemon Go oyun olmaktan uzaktı. Hani evet geziyordun ediyordun vesaire ve hani Switch'e gelecek olan bir oyunla ya Switch'te... Ya farklı orada... bir deneyimdi daha doğrusu. Evet, o deneyimi genişletip daha oyuna yaklaştırabileceklerini düşünüyordum. O konuda çok fazla adım atmamışlar. Bilhassa Pokemon savaşlarından hani yeteri kadar önem vermeyerek. Ya şimdi adamların zaten asıl amacı bu Pokemon Go ile gelen yeni kitleyi ana oyunlara alıştırmak için bu oyunu yapmışlar. Evet. Hani adamları baktığında suçlayamazsın. Zaten amaçları tabii, tabii. Farklı ama hani bizi üzen şu Pokemon Yellow remake bekleyen bir sürü insan var. Hani böyle evet. Ucundan onu yaptığı zaman ama farklı bir şekilde yapınca insan hani keşke öyle yapmasaydı diyor. Ama bir de şey de var. Bence hani Pokemon Go ile gelen yeni kitleyi de çok ana oyuna yaklaştıracağını düşünmüyorum. Çünkü fazla casual kalmış. Ya birazcık daha işin içerisinde ya şey var. Pokemon Go'yu oynayan arkadaşlarım ya Switch'i zaten yok çoğunun. O ayrı mesela ama Switch'i olsa da kalkıp yine ana oyuna yaklaşırlarmış gibi gelmiyor bana. Çünkü yeteri kadar mekanik eklenmemiş. İşte Pokemon savaşlarında hani şey yapmamışsın. Hani yeni kitleyi zaten Pokemon oyunlarından uzaklaştıran şey işte 1500 tane artık Pokemon olması, işte iyice sistemlerin gelişmesi, yani RPG tarafında da vardı ya işte Ice, yani type'lar yeni yani tipler çıkmış bilmem neler çıkmış. Yani ben oynayan bir insan olarak bile yeni olanlara hani artık 8. nesile mi geldi? 9. nesile mi geldi? Bayağı, şey. Evet hemen hemen öyle. Hani ben bile yakalayamazken hani bu kadar hala casual olan bir şeyi ne bileyim çok yaklaştırabiliyormuş gibi de gelmiyor. Ya vardır tabii kendilerinin bildiği bir şey ama bilmiyorum. Ya burada maksat biraz daha para kazanacakları ağa genişletmek. Ya bu o oyun çok bariz zaten. Büyük ihtimal Zelda'dan da Mario'dan da çok satar onu söyleyeyim. Çünkü Pokemon öyle bir çılgınlık. Evet. Yani evet ana oyun değil belki ama bir sürü insan oynar. Hatta ben bile şimdi hoşuma gitmiyor ama belki oynanış videosunu görünce ulan aslında oynasam mı derim belki bilemezsin. Mantığı güzel canım ya Pokemon Go oynarken yakaladıklarını oraya aktarabiliyorsun falan hani ya ilginç bir yeni bir tecrübe yeni bir deneyim sunmaya çalışıyorlar. İki tarafı bağlıyor Pokemon aktarımı da yapabiliyorsun. Daha fazla toplaman gerektiği için illaki Pokemon Go'dan oraya geçeceksin. Oradan Pokemon Go'ya geçeceksin. İki oyun arasında versiyona özel Pokemon'lar da olacak. Evet. Yani klasik adamların her zaman yaptıkları ve sattıkları, başarılı oldukları senaryoyu yine yapıyorlar. Tabii burada en büyük soru işareti şimdi Nintendo ürünleri resmi olarak burada satılacak. Evet. Diyelim ki sen bu oyunu satın aldın. Pokemon Go'ya bağlanman gerekiyor. Pokemon Go biliyorsunuz hala bize açık değil. Açık değil. Onda da bir çalışma yapacaklar mı acaba? Ben tahmin ediyorum ki herhalde yaparlar. Tabii ama şey gibi de düşünüyorum bir yandan. Hani Pokemon Go'yla entegre çalışabilecek ama istemeyen hiçbir şekilde yani Pokemon Go'ya bağlanamıyorum diye oynayamadığım bir oyun olacağını düşünmüyorum Let's Go'nun ben. Ama bunu sunmaları lazım. Şimdi ben tabii, hani resmi olarak tabii. Oyunu satın aldım evet. Ama Pokemon Go'yu kaçak mı oynayacağım? Evet, doğru yani diyorsun. Olmaz. Bir de hani bu oyunu oynayanların çoğu zaten hani bu hepsini yakalamaya takık bir sürü insan var hakikaten. Yani bunu yapıyorlar. Kesinlikle. Aranan bir şey ki bu zaten oyunun ana odağı Pokemon yakalamak gözüküyor. Bunda evet. Baktığında hani Mewtwo'da var oyunun içerisinde. Büyük ihtimal Pokemon Ligi var. Jim Savaşçı var. Bir sürü. Eski Yellow'da aradığınız belki her şey var ama biraz daha basitleştirilmiş gözüküyor. Bir de co-op oynayabiliyorsunuz oyunu. İki kişi oynadığında hani baktım videoda gözüküyor. Ratatalı adamı dağıtıyorlar hani. Bayağı basit hani hiçbir taktiksel bir şey katmayacak gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor. Aynı Pokemon'a aynı anda iki Poketopu atıyorsun. Aynı anda atarsan bonus veriyor falan. Hani şimdi eskiden beri takip eden insan için bir hayal kırıklığı yaratıyor ister istemez. Bakalım ya yine de işte bak göreceğiz hani ne hale gelecek durum. Ve bir de şey de var ya bu arada onu da çok kısa söyleyeyim de. Ya şimdi sonuç itibariyle anım Pokemon oyunlarında evet işte kabloyla birbirine bağlanıp dövüş yapabiliyordu mesela falan ama o ek içerik gibiydi. Yani hiç yapmasan da olurdu. Evet. Şimdi Türkiye'de Go yokken hani böyle bir oyun çıkartıyorsan hani oyunun %65'inde oynayamayacaksın demek anlamına geliyor aslında Pokemon Go'ya bağlamadığın zaman. Hani ya oyunun hikayesini oynuyorsun da işte belli Pokemon'ları işte, belli gelişmeleri yapmak için yine bağlaman gerekiyor. Bu kadar co-op'a odaklandıkları bir yerde hakikaten önemli bir yer tutacağını yani düşünüyorum. Daha büyük bir kısmını tutacağını düşünüyorum. Hani ana oyunları oynayan bir insan tabii ya ben hiç kimseyle bağlanmadan oynayabileceğim diyebiliyorken bu oyun için diyemeyecekmiş gibi geliyor bana. O yüzden de mesela bir eksi. Bu arada co-op'ta şunu söyleyeyim hani tek konsol yeterli. Diyelim, güzel. Bende Nintendo Switch var. Orun geldi. Joy-Con'un birini ona verdim. Evet. Tak diye oyuna girebiliyor istediği zaman. Doğru. Şeyde yayınlanan o videoda da onu göstermişler de o güzeldi bir evet, olay. Evet. İstersen Poketopu'nu Joy-Con'la atabiliyorsun. Bir de ekstradan para koparalım diye ayrı bir Poketopu çıkarmışlar. Evet. İstiyorsan onu da fırlatabiliyorsun. Bir de enteresan bir şekilde onda Pokemon'larını dışarıda çıkarabiliyor. Basıyorsun Pikachu falan diyor elindeki Poketopu. Yani, evet. Saçma sapan. Yapmışlar artık bir şeyler. Yapmışlar. Yani seviyor Asyalılar onları. Bize çok hitap eden şeyler değil ama bu kadar konuşmuş ki onları da söylemiş olmamız iyi oldu tabii. Başka bir haberimiz var mı? Başka bir haberimiz yok.
O zaman tamam, lafı yeteri kadar uzattık. Hızlıca kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.